Uzun bir aradan sonra alkollü içki tariflerimize yeni bir tanesini daha ekliyoruz. Bugün sizlerle İtalyan portakal likörü yapacağız. Tam 2 sene önce bugün 26 Aralık 2019'da Limoncello tarifimizi yayınlamıştık. Bugün sizlere efsanevi bir likör tarifi, limoncello yapmayı öğreteceğim. Limoncello aslında bir İtalyan likörü ve limon likörü olaraktan da geçiyor. Yapımı çok çok kolay ve diğer likörlerden çok daha farklı bir yapım tekniği var. Şimdi bunun için bir tane 750 O gram. zamanın teknik şartları ve ekipmanlarıyla görüntü biraz gelip gidiyordu. Ses o kadar iyi değildi. Arka fonumuz biraz bir karışıktı. Ve 2 sene sonra benzer bir video ile daha karşınızdayız. Tabii bu sefer biraz daha şartlarımızı yeniledik. Umarım Limoncello videomuz gibi yüksek izlenmeler elde eder ve güzel like'lar alırız. Bu tarifi günümüz şartlarında artık etil alkol bulamadığımız için vodka ile düzenledik. Limoncello tarifimizi etil alkol ile yapmıştık. 2 sene öncesinde rahatlıkla etil alkol bulabiliyorduk. Tam da yasak değildi. Acılaştırılmış etil alkoller vesaireler bunlar marketlerde bile satılıyordu ve bir şekilde bunu yapıyorduk. Ama şu anda artık etil alkol yani son bir senedir yasak olduğu için güvenli bulamıyoruz. Ve bu yüzden de elimizden geldiğince kullanmamaya özen gösteriyoruz. Israrla etil alkol bulmak isteyen arkadaşlar bize hiç durmadan bunu soruyorlar, hiç durmadan öneri istiyorlar. Hızlıdan hemen cevabını vereyim. Güvenli etil alkol olmadığı için biz de hiçbir şekilde güvenmediğimiz için ne bir tavsiyede bulunabiliyoruz ne de sizin sorularınıza cevap verebiliyoruz ki artık yani tariflerin üzerine çıktığı için de artık etil alkolle alakadar sorusu olan arkadaşlar hiç kale almayıp direkt engelliyoruz. Çünkü emek verdiğimiz bir videonun sadece ve sadece etil alkol sorularıyla boğulması bizi bir hayli rahatsız ediyor. Yine de formülümüzü etil bulabilenler ve etil kullanmak isteyen arkadaşlar için de düzenledik. Tarifimiz vodka ile olacak ve olması gereken alkol seviyesi %28 ve biz de %28 alkol seviyesinde bir oroncello yapacağız. Ama etil alkol kullanmak isteyen arkadaşlar için ise formül tamamen değişecek. Ve oroncellonuzun alkol değerini %40'a çıkarabileceksiniz. Tabii güvenilir etil alkol bulabiliyorsanız. Öncelikle bir hazırlık aşamamız var. Onu izleyelim. Oroncellomuz için gerekli olan malzemelerimiz 3 tane kalın kabuklu portakala ihtiyacımız var. Bir tane büyük boy limon, 500 mililitre etil alkol veya vodka kullanacağız. Etil alkol kullanırsanız alkol değeriniz biraz daha fazla olabilir. Tabii güvenilir etil alkol bulabilmek, kullanıp kullanmamak tamamen sizin sorumluluğunuzda. Ben vodka kullanacağım. Marka belirtmemek için kendi şişelerimden bir tanesine vodkamı koydum. Vodkamızdan 500 mililitre kullanacağım. Aynı şekilde etil alkol ile yapmak istiyorsanız da etil alkolden de 500 mililitre kullanacaksınız. Etil alkol kullanan arkadaşlar biraz daha yüksek alkollü bir ürün elde edecek. Biz biraz daha düşük alkollü bir ürün elde edeceğiz. Bir tane kapağı güzel kapanan kavanoza ihtiyacımız var. Bir tane de herkesin evinde bulunan patates soyucu. Limonumun kabuklarını güzelce soyup kavanozuma gönderiyorum. Bu arada hatırlatmakta yarar var. Limonu, portakalı hepsini gayet güzel bir şekilde yıkadık. Kesinlikle aldığımız gibi kullanmıyoruz. Yıkanmış bir şekilde kullanıyoruz. Aynı şekilde portakallarımızı da patates soyacağımızı da soyup kavanozuma ekliyorum. Evet, portakallarımızı soyduktan sonra da sıra geldi vodkamızı eklemeye. mililitre vodka kullanacağım. Şöyle bir 250 mililitre.
Ve şöyle ikinci 250 ile 500 mililitre portakal kabuklarımın üzerine vodkamı gönderdim. Şöyle bir miktar bir sallayacağım tamamen dibine otursun. Kapağını sıkıcana kapatıyoruz. Ve bir hafta boyunca güneş görmeyen serin ve kuru bir yerde muhafaza edeceğiz. Oruncello'muzun şerbetini hazırlarken bir su bardağından biraz az toz şeker kullanacağız. Tam 100 gram toz şeker kullanıyorum. Ve 200 mililitre taze sıkılmış portakal suyu. Ocağımızın altını açıyoruz. Ve şerbetimiz kaynayana kadar karıştıracağız. Şerbetimiz kaynamaya başlayınca altını kısıyoruz. Şerbetimiz kısık ateşte 5 dakika boyunca kaynadıktan sonra altını kapatıyoruz. Ve soğumaya alıyoruz. Evet, şerbetimizi de soğuttuktan sonra artık bekletmiş olduğumuz portakal kabuklarımızla şerbetimizi birleştireceğiz. Tabii biz biraz daha berrak ve temiz bir ürün elde etmek istediğimiz için kısa bir filtreden geçirme işlemi yapacağız. Şöyle basit bir hunim var. Hunimin içerisine kağıt filtre kullanacağım. İlk olarak da elde ettiğim şerbeti koyacağım. Toplamda 210 mililitre şerbetim var. Şerbetimin üzerinde 500 mililitre vodka'nın içerisinde bırakmış olduğum portakal ve limon kabuğu karışımım var. Bir miktar şerbetimin daha akışkan olabilmesi için bunu da içerisine ilave ediyorum. Çok az bir karıştıracağım. Ve şerbetimiz süzüldükçe üzerine alkol karışımını da ekliyorum. Şimdi yavaş yavaş filtrelenirken biz de diğer formülümüzü açıklayalım. Biz %40'lık vodka ile yaptık. %40'lık vodka ile yaptığımız zaman da 500 mililitre 40'lık vodka ve 210 mililitre de içerisinde şerbet hazırlayıp koyduk. Toplamda portakal suyu ve şeker eriyip soğuduktan sonra elde etmiş olduğumuz şerbet miktarımız 210 mililitre kaldı. Ve biz bu ölçüyle bir tane 70'lik şişe dolduracağız ve %28'lik alkole sahip bir oruncello'muz olacak. Etil alkollü yapacaksanız gene alkol miktarımız 500 mililitre ile sabit kalacak. Aynı şekilde 500 mililitrelik alkolün içerisine aynı miktarda portakal ve limon kabuğunu koyup dinlendireceksiniz. Şerbetini hazırlarken 500 mililitre portakal suyu ve 250 gram toz şeker kullanacaksınız ve elde edeceğiniz bir oruncello'nuz olacak. Ve sizin de elde ettiğiniz oruncello'nuz %40 alkole sahip olacak. Evet, süzme işlemimizi bitirdik. Kalan portakal kabuklarınızı isterseniz reçel yapabilirsiniz. Bundan çok çok güzel portakal kabuğu reçeli oluyor. Haberiniz olsun. Şimdi hazırladığım oruncello'mu artık şişeme aktarabilirim. Evet, oruncello'muzu şişeledik ve bir tadım vakti. Rengi tam istediğimiz gibi oldu. Kokusu zaten bütün içeriği sarıyor. Çok çok güzel bir portakal kokusu var. Gerçekten çok ferah ve beni içtiyor. Çok lezzetli. Yani bunun yanında biraz bir meyve, bir iki parça da güzel bademli çikolatayla gayet güzel gidebilir.
Ayrıca bunu kokteyllerde de kullanabilirsiniz ama benim tavsiyem çok iyi soğutun. Hatta direkt buzluğa atın. İyicene soğusun. Ve yanına birkaç parça çikolata ve meyveyle 10 numara bir içki. Düşük alkollü olması sizi yanıltmasın. Bilmeyenler için söylüyorum. Likörlerin biraz böyle şekerli ve tatlı olmasındaki neden alkolün düşüklüğünü biraz daha tolerize etmesidir. Ve böylelikle kana daha hızlı karışır. Normalde yüksek alkollü bir içkiden çok daha fazla kafa yapma şansı vardır. Bunu da dipnot olarak belirtelim. Ayrıca şimdi gelebilecek soruların başında raf ömrü ne kadardır, ne kadar süre saklayabiliriz? Şimdi alkollü bir karışım olduğu için biz de filtreden de geçirdik. Herhangi bir içerisinde tortu vesaire kalmadı. Bu şekilde oda sıcaklığında 6 ile 8 ay boyunca muhafaza edebilirsiniz. Buzdolabına koyarsanız da bu süre 1 seneye kadar uzayabilir. Ama bence bu tarz bir likör 1 sene boyunca kalmaz. Çok hızlı bir şekilde tüketebilirsiniz. Bu tarz videoların devamının gelebilmesi için kanala hala abone değilseniz abone olmayı, videolara destek olmak için yorum yapmayı ve bol bol beğeni bırakmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.